Merhabalar, bugünkü konumuz motor kulağı. Motor kulağı arızası nasıl anlaşılır? Motor kulağı koparsa ne olur aracımıza, ne gibi belirtiler olur? Ya da bir şeye zarar verir mi ekstra? Tüm olası belirtileri sizler için listeleyerek bir video hazırladık. Aracınızda motor kulağında bir arıza olduğuna şüphe ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Araç motoru direkt olarak araç şaselerine, podyasajlarına bağlı değildir. Eğer böyle olsaydı motorun çalışırken oluşturduğu titreşim ve sarsıntı araçta konforumuzu tamamıyla etkilerdi. Çünkü motor çalışırken oluşan titreşim tüm parçalara yayılmasına neden olurdu. Bu yüzden motor bloğuyla aracın şasesi arasında bir kulak, bir takoz bulunur. Bu takozun bir bölümü motora, bir bölümü de şaseye bağlanır. Bu sayede motor araç şasisine bağlanırken motorun oluşturduğu titreşimlerde kauçuk yardımıyla süzülür ve araç kasasına motor titreşimi geçmemiş olur. Şöyle yakından gösterelim. Bu kopuk bir motor kulağı. Hatta şu kısımdan gösterelim. Motor kulağı arızası bu şekilde kauçuğun özelliğini kaybetmesi, sertleşmesi ya da kopmasıyla ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda motorun oluşturduğu tüm titreşim kasaya, araç kasasına aktarılmış olacaktır. Peki motor kulağımızın arızalı olup olmadığını nasıl anlarız? İlk yöntem fiziki kontroldür. Motorda genellikle 3-4 adet motor kulağı bulunur. İlki motorun sol üst köşesinde yer alır. İkincisi ise sol alt kısmında yer alır. Üçüncüsü sağ orta kısımda yer alır diyebiliriz. Bu parçalar bu kaputu açtığınız zaman gözle görülür noktadadır. Alt motor kulağı da aşağıdan baktığınızda gözle görülür noktadadır diyebiliriz. Bu motor kulağında şurada gördüğünüz gibi kauçukta kopmalar fiziksel olarak kontrolde gözünüze çarpacaktır. Peki fiziksel olarak kopma yok ama kauçuk özelliğini yitirdi ve tüm titreşim araç kasasına aktarılıyor. Böyle bir arızayı nasıl anlarsınız? Bu arızanın kontrolü için genellikle levye kullanırız. Bu levye ile bu kulak kastırılır ve esnemesi kontrol edilir. Ya da motor elle sallanır, aracın bu kauçuğun esnemesi kontrol edilir. Bu şekilde arızalı mı değil mi tespiti yapılabilir diyebiliriz. Motor kulağı neden kopar sorusunun cevabı sadece eskime, yıpranma, metal yorgunluğu değildir. Aracınızda var olan arızalar da bu kauçuk yapının ömrünün erken doldurmasına neden olabilir. Örneğin tekleyen bir araç var, enjektör arızanız var. Enjektör arızası nedeniyle motor sarsıntılı çalışıyor. Bu sarsıntılı çalışma motor kulağına normalden daha fazla stres binmesine neden olacaktır. Bu da motor kulağınızın erken yıpranmasına ve arızalarına neden olabilir. Ayrıca olarak her parçanın belli bir kullanım ömrü vardır. Kauçukların da belli bir kullanım ömrü, belli bir faydalı ömrü demek daha doğru olur aslında. Belli bir faydalı ömrü vardır. Bu faydalı ömrünün sonunda kauçuk sertleşmeye başlar. Aynı lastiklerdeki kullanım ömrü gibi biliyorsunuz. Lastiklerde ortalama kullanım ömrü 10 yıldır. Kauçuklarda da buna benzer belli yıllardan sonra kauçuklarda esneme payları azalır. Bu da motor titreşimleriyle kauçuğun artık yıpranmasına ve kopmasına neden olur. Kopmasa bile bu kauçukların sertleşmesi motor sarsıntısının direkt olarak kasaya aktarılmasına neden olur. Yani motor kulağı neden kopar sorusunun cevabı olarak motordaki arızalar artı kauçuğun kullanım ömrü de diyebiliriz. Motor kulağı bozuk olursa ne olur? Motor takozun ne işe yarar ve arızası nasıl anlaşılır bahsettik. Ama ilginç de olsa şu şekilde sorular da gelebiliyor. 2 hafta önce bu şekilde bir soru gelmişti. Motor kulakları arızalı, kopuk. Bu aracın çekişini etkiler mi diye. Ya isminde motor geçtiği için motora ait bir parça olarak düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Bunlar sadece bir takozdur. Motorun sabitliğini sağlamak için kullanılan parçadır. Bu parçanın konfor hariç motorun performansına ya da çalışma sistemine bir etkisi yoktur diyebiliriz. Aracınızda var olan arızalarla ilgili bizlere sorular sorabilirsiniz. Soru sormak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sorduğunuz sorulara aynı gün içerisinde cevap vermeye gayret ediyoruz. Sorulan sorularda tabii öncelikli olarak abonelerimizin sorduğu sorulara öncelik veriyoruz. Bu yüzden hem hızlı cevap almak hem bizlere destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.